Dil kanseri tedavisi sonrası 3 ana işlevde etkilenme olabilir. Nefes alma, yutma ve konuşma. Nefes almadaki etkilenmeyi eğer dilin arkasında bir hastalık yoksa biraz daha az görürüz. Ancak yutma açısından dilin azımsanmayacak bir işlevi vardır. Ağzımızda hazırladığımız lokmayı arkaya atmayı sağlar. Ve bu yutmanın ilk aşamasıdır. Bu aşamayı sağlayabilmek için dilin yeterince hacimli ve çalışabilir durumda olması önemlidir. Bunu yapabilmek için de biz eğer cerrahi de bir bölüm çıkarmışsak bunu özen göstererek, bunu göz önünde bulundurarak yeni bir dil yapmaya çalışırız. Bu sayede kişi hem yutabilecektir hem de aynı zamanda dilin adı üstünde konuşmamızı sağlaması için, yani dilimizi gerçekleştirebilmek için, dil dökebilmek için çalışabilmesini sağlamak ana amaçlarımız arasında yer almaktadır.